Değerli basın mensubu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hayata geçirdiğimiz bakkal kart hizmetinden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözlerden birisi olan bakkal kart hizmeti hayata geçtiği için mutluluk içerisindeyim, gurur doluyum. Bu hizmetin özellikle içerisinde bulunduğumuz sıkıntılı ekonomik süreçte başlaması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hem de pandemi sebebiyle ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan esnafımıza can suyu olması açısından benim için çok önemli bir yere sahip. Bakkal kart hizmetimizin ilk çalışmalarını geçtiğimiz Ramazan ayında yaptık. Çok da güzel sonuçlar elde ettik. Ön çalışmamızı yaptıktan sonra ve temelleri oluştuktan sonra 2020 yılı Kasım ayı meclis toplantısında Akhisar Belediye Meclisimizden yetkiyi aldık ve hiç vakit kaybetmeden Akhisar Bakkallar, Bayiler ve benzeri Esnaf Odası Başkanı Sayın Safer Kare ile projenin detaylarını görüşmeye başladık. Projemizi ince ince işleyerek, çalışarak bugüne geldik. İlk etapta belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan gelir durumu düşük, ihtiyaç sahibi 500 vatandaşımıza içerisine her ay en az 100 TL para yükleyeceğimiz bakkal kartlarımızdan vereceğiz. Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bakkallar odamıza bağlı şehrimizin esnaflarından karşılayacak. Kartlarımıza yüklediğimiz bu yardım miktarını ve ulaştığımız ihtiyaç sahipleri sayısını hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla daha da arttırabiliriz. Ben Akhisar halkının her zaman olduğu gibi bu hizmette de büyük bir dayanışma örneği sergileyerek ihtiyaç sahiplerine yardım ile uzatacağına yürekten inanıyorum. Bu hizmetimizden özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süresince hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hem de küçük esnafımız faydalanacak. Bu açıdan tüm Türkiye'ye örnek bir proje olacağını düşünüyorum. Hepinizin bildiği gibi ekonomik açıdan zor günler içerisindeyiz. Akhisar Belediyesi olarak ilk günden beri imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, esnafımızın hep yolunda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böyle zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışma ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Göreve geldiğimiz gibi aktif hale getirdiğimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce 100 binden fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım ile uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle gelirlerini kaybeden işçi ve esnaf kardeşlerimizin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttığımız gıda ve yardım paketlerinin sayısı 15 bini geçti. İş yeri kapatılan Akhisar Belediyesi kiracısı esnaflarımızın kira ödemelerini erteledik. Zor dönemde esnafımızın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için elimizden gelen desteği yaptık. Pandeminin ilk günlerinde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförlere, kepenk kapatan kıraathanelere ve diğer tüm esnaflarımıza yardım elimizi uzattık. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik olarak zor durumda kalan kahvehane, kafe, kıraathane, oyun salonu, kantin, lokmacı gibi işletmelere 500 TL nakit desteğinde bulunduk. Daha önceki yıllarda pazarcı esnafımızdan alınan yer tahsis ücretlerinde indirime gittik. 5 yıl boyunca zam yapmayacağımızın sözünü verdik. Pandemi süresince bu ücretleri 2 ay süreyle almadık. Süt her çocuğun hakkı diyerek başlattığımız süt kuzusu projesinde 1-5 yaş arası çocuklarımıza ücretsiz süt dağıtmaya devam ediyoruz. Bu sayıda 5000'i geçmiş durumda. Uzaktan eğitim başlaması ile maddi durumu yerinde olmadığı için eğitimden geri kalan öğrencilerimiz için yüzlerce ücretsiz tablet ve bilgisayar dağıttık. Öğrencilerimize burs desteği sağladık. Yeterli gelir düzeyi olmayıp evinde aş kaynatamayan vatandaşlarımız için yılın 12 ayı ücretsiz sıcak yemek pişirecek olan Akhisar Belediyesi aş evimizde sona geldik. Tamamlandığında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemek ihtiyaçlarını düzenli olarak sağlayacağız. Pandemi süresince şehrimizdeki yemek firmalarının yardımıyla yemek dağıtımını aralıksız sürdürdük. Her gün 150 aile yemek yardımı dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen, zekat vermek isteyen, bir çocuğun karnını doyurmak isteyen, bir ailenin bakkal alışverişini karşılamak isteyen tüm vatandaşlarımıza bu hizmetlerimize destek olmak için belediyemize bağışta bulunabilirler. Bağış numaralarımızı önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarından duyuracağız. İlk bağışlar da ben ve başkan yardımcı olacak. Bakkal kart hizmetimiz
vatandaşlarımızın ekonomisine ve geçimine bir nebze de olsa katkı sağlarsa biz çok mutlu oluruz. Bu hizmetin hayata geçmesinde çok emeği olan Akhisar Bakkallar, Bayiler ve benzeri esnaf oda başkanımız Zafer Karaya, meclis üyesi arkadaşlarımıza, sosyal yardım işleri müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. Tüm şehrimize hayırlı olsun. Sözü de oda başkanımıza bırakıyorum. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, sevgili başkanım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim. Gerçekten bugün yine bir gururu yaşıyoruz. Dürüst konuşmak gerekirse başkanımız ve ekibinden her elimizi uzattığımızda, işte dibimde Ekrem Başkanım oturuyor, Sezgin Başkanım, Ahmet Başkanım, Yılmaz Başkanım. Allah hepsinden razı olsun, bunu üstünü basa basa söylüyorum. Neden? Çünkü gerçekten esnaf teşkilatındayız biz ve en büyük sıkıntıların yaşandığı bu pandemi sürecinde hemen kapısını çalabileceğimiz bir belediye başkanımız ve yardımcıları ve ekibini bulduk. Kendisi zaten söyledi, söylemesine de gerek yok, siz de fotoğrafı çekiyorsunuz. Kahveci esnafı gitti, biz varız dedi. Hatta gitmeden berber esnafı biz varız dedi. Bakkal, kantinci arkadaşlarımız, pazar yerindeki arkadaşlarımız, keza belediyenin kiracıları kesiminde bulunan esnaf arkadaşlarımız adına da hepsi adına Sayın Başkanımıza ilk önce ve ekibine çok teşekkür ederim. Bu bakkal kart projesi de başkanımızla beraber bir ağırlığını buldu. Neden ağırlığını buldu? Benim için çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu proje Türkiye'de ilk bir proje ve örnek bir proje. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin ilk projesi ve örnek projesi. Bunu neye dayanarak söylüyorsun diye düşündüğünüzde, biz bu projeyi hafif hafif şekillendirmeye, işte başkan yardımcılarımızla mutfağında çalışmaya başladığımızda, tabii ister istemez bu dışarıdaki oda başkanlarımıza da duyuldu Türkiye genelinde. Beni ilk önce federasyon genel sekreterimiz aradı bu konuyu duyunca. Bu nasıl bir şey, nasıl yapıyorsunuz, tebrik ederiz diye. Arkadan federasyon genel başkan yardımcısı Sabit Bey aradı. Devamında TESK'in özel kalem müdürü Hüseyin Bey aradı. Ve en sonunda genel başkanımız Sayın Bendevi Palandöken aradı ve hatta başkanımızı da aramış. Konuştuk, sağ olsun. Kendisiyle görüşmüşler ve kendisini de tebrik etmiş. Onu da sonradan duydum. Gerçekten çok teşekkür edilecek bir proje. Çünkü esnaf sıkıntıda, esnaf şu sıra darboğazda. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Akhisar'ın esnafı olmadan hiçbir şeyin olacağına ben inanmıyorum. Bir klişe, bir laf gibi oldu ama Akhisar gerçekten esnafıyla güzel. Esnaf kazanırsa işte siz burada basın mensupları kazanacak, reklam verilen yerler kazanacak. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu konuda bakkal kart gerçekten örnek bir kart. İleriye dönük bununla alakalı işte destekler de gelecektir muhakkak. Biz de elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Burada iki kesimin de faydasına var. Yani diğer sistemlerde şu olabiliyordu. Sadece ihtiyaç sahibine gidip bir paket verebilirsin veya başka bir şey yapabilirsin. Ama burada hem zor zamanlar geçiren bakkal esnafına bu zincir marketler karşısında çok büyük bir destek var. Hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çok büyük bir destek var. Bu konuda başkanımı, başkan yardımcılarımı, tüm ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bunların artarak devam edeceğine de inanıyorum. Ama şundan emin olun, ben her şeyi yüreğimden geçerek söylerim. Her dakika yanımızda oldu. Yani bu konuda hiç böyle alçak gönüllülüğe gerek yok. Her konuda şuraya çağırın başkanımı, orada. Buraya çağırın, burada. O konuda tekrar teşekkür ediyorum. Ve bunun gibi daha büyük projelerin, daha güzel projelerin Akhisar'ımıza kazandırılması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bu bir devamlılık arz eder. O konuda tekrar teşekkürlerimi iletiyorum, saygılı. Ben teşekkür ederim. Yani dediği gibi başkanımın, yani kendisinin de bu çalışkanlığı olmasa bu iş yürümezdi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sezgin, meclis üyemiz Sezgin Akkanek sağ olsun, çok uğraştı bu proje için. Ekrem Başkanımız aynı şekilde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu olduğu için çok emeği var. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Daha önce Akhisar'da böyle projeler yapıldı mı? Evet, yapıldı. Yani nasıl yapıldı? Kart i̇şte, şeklinde yok. Kart şeklinde verildi. Zincir marketlerden alışveriş yapıldı. Bizim buradaki amacımız şu olsun dedik.
bizim tamam tabii ki belediye olarak ihtiyaç sahibi olarak vatandaşlarımız destek olacağız. Birçok belediye bunu yapıyor ama bunu yaparken küçük esnafımıza da destek olalım. Sadece pandemi süresince değil, sadece kriz döneminde değil, biz her zaman küçük esnafımızın, orta sınıfın, işçi sınıfının, emekçinin, emeklinin, öğrencinin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçinin yanındayız. Biz bu insanları hiçbir zaman unutmayacağız. Büyük sermayenin, büyük kapitalin belediye başkanı değil. Ben Akhisarlı'nın belediye başkanıyım. Akhisar halkının belediye başkanıyım. Tüm hizmetlerimi de, tüm yatırımlarımı da buna göre yapıyorum. Daha önce ben, bu benim açık sloganım oldu. Betona değil, insana yatırım yapıyoruz. Beton döktüğümüz yerlerde bile amacımız insan. Böyle koca binaları yapıp boş bırakmak değil, içlerini insanla doldurmak, insanlara hizmet etmek, Akhisar halkının yararında faydasına hizmetler etmek. Tekrar hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Buyur kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sistem nasıl çalışacak? Bakkallarda post yazı gibi bir şey mi olacak? Aynen. Ve İstersen onu başkanım anlatsın kısaca. Bir sorun var. Sadece de kısa dinledi mi? Diğer mahallelerde, kırsal dediğimiz mahallelerde de bu sistem işleyecek mi? Şimdi buyur başkanım, çünkü teknik koçlar da çok çalıştı. Eyvallah. Sağ olsun. Şimdi burada gerçekten bayağı bir süreç, 3-5 ayı buldu değil mi başkanım? Belki fazlası vardır altyapısını oluşturmak adına. Bu pandemi de tabii biraz yavaşlattı. Pandemi de biraz. Online yaptık toplantıları işte, falan aynen, bankalarla. Bankalarla online görüşmelerimiz oldu, telekonferansla. Bu süreçte kartlarımız bildiğiniz kredi kartı şeklinde olacak. Kredi kartı şeklinde olan kartlara belediyemiz içerisine belirli bir miktarda para yükleyecek ve bu ihtiyaç sahiplerine bu kartlar dağıtılacak. Ve bu kartlar sadece bakkallar odasına üye olan bakkallarda geçecek. Biz onun altyapısını oluşturduk. Bu konuda da çok büyük bir talep aldık. Yani ne anlamda talep aldık? Güzel olduğu anlamında, faydalı olduğu anlamında. Çünkü zaten bizim sıkıntımız büyük zincir marketlerdi. Onlardan biz devamlı sıkıntı yaşıyorduk. Benim esnafım bu projeyi duyduğunda zaten çok mutlu oldu. Biz mutlu olduk. Yani çalışma şekli şu an itibariyle bu. Ve ilk planda Akhisar'ın merkezinde benim kendi düşüncem de bu yönde. Çünkü biz bunun bir pilot bölge olarak düşünülmesi taraftarıyız. Ama hemen akabinde genel anlamında tüm mahalleleriyle, dış mahalleleriyle de işin içinde olmasını düşünüyoruz. Yani İnşallah. Eski tabirle köy dediğimiz. Yani belediyeden kart alan, post belediye, para bankadan mı girecek bakkalın hesabına yoksa post yazılımı? Kartı alan kişi gelecek bakkala, aynı düşündüğünüz bir kredi kartı sistemi gibi. Aynen. Bakkaldaki post cihazından geçecek, alışverişini yapacak. Banka kartı alışverişi yine aynı mantık aslında ama bakkallardan geçecek. Banka kartına da şifre girecek. Hayır. Olmayacak. Bu 500 kişiyi nasıl tespit edeceksiniz? Bunu bizim yeni yönetmeliğimiz var biliyorsunuz. Özellikle meclisten son yetiştirdik onu da. Sosyal hizmetler yönetmeliğimiz. Onun belli bir puanlama sistemi var. Buna göre en düşük hani ihtiyaç sahibi, başvurularsa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ki zaten hani devamlı bu işi alan 2000-2500 civarında yani ihtiyaç sahibi Akhisar'da direkt ihtiyaç sahibi vatandaşımız var. Bu ilk 500 kişiyle böyle başlayacağız. Amacımız Akhisar'daki her bir ihtiyaç sahibine bu kartı ulaştırmak. Yani puanlama sistemi var. Tabii artacak. Bu ilk başlangıç yani banka ilk önce 500 taneyle başlayalım dedi. Bu rakam gitgide artacak. Aynen bir deneyelim dedik. Nasıl yani, yapacağız, bu, başarabileceğiz mi diye hadise bu. Yani biz bunu Türkiye'de ilk diyoruz. Bu gerçekten ilk. Yani bankada görecek, biz de göreceğiz. Tüm Türkiye'nin gözü üzerimizde onlar görecek. Bilim kararı başka belediyeler var. Meclisinden bu kararı geçirmiş. Adım adım Aynen. Onlar da ilerliyorlar. Peşimizden geliyorlar. Hani inşallah başarılı oluruz. Bu da tüm Türkiye örnek olur. Çorum Belediyesi ve Çorum Bakkallar Odası bizi aradı. Onlar şimdi bu proje üzerinde meclisten geçirelim diyorlar, başlayalım diyorlar. Düzce aynı şekilde bunun çalışmasını yapıyor. Yani buna benzer hemen hemen bir 8-10 tane Bakkallar Odası başkanımız zaten direkt bizle temas kurdu. Ama bugünden itibaren bu sayının ben artacağına inanıyorum. İnşallah. Çünkü duyulduğu an ister istemez herkes bunun oluşmasını isteyecektir. Başkanım bir de 100 TL İTT'de ödeyim. Bu evet. Her ay mı olacak? Her ay diye düşünüyoruz. Sonra da yavaş yavaş da arttırmayı planlıyoruz bunu. Tabii. Ya işte burada biraz da tabii şimdi Akhisar Belediyesi'nin belli bir bütçesi var. Buna ayırdığımız bir kafamızda bütçe de var. O bütçeyi biz sonuna kadar kullanacağız. Ama dışarıdan da bağış alacağız. Hem aşevimiz için hem bakkal kartımız için. Ki şu ana kadar biz ne yapıyorduk? İşte 15 bini yakın paket
gıda paketini, ki bunlar birden çok kişi olanlar da olmuştur. İşte yaklaşık en az bir 8-10 bin vatandaşımıza biz gıda paketi verdik. Gıda paketlerini işte toptancılarını topluyorduk, veriyorduk. Artık gıda paketi vermeyeceğiz. Bunları vereceğiz. Vatandaşımız gidecek, bunları alacak. Zaten başkanım, bir de merkezde kaç bakkalda uygulamayacaklar? Bak. Tabii. Şu anda merkezde 400 civarı bakkalımız var. Hemen hemen zaten biz bunların araştırmasını da yaptık. Bu bakkallarımızın çoğunda POS makinesi de var. Olmayanlara da biz destek olacağız POS makinesi koyması adına. O da çok yüksek bir rakam değil. Yani 400'ün içinde 22-23 tanesinde POS cihazı yok. Onu da sağladığımız an hepsinde geçerli olacak şu an için. Başka? 400 tane bir tam üyeniz var. Merkezde 400. Taşra'da? Taşra'da da 350. Toplam 750. Var mı arkadaşlar sorusu olan? İleriye dönük 350 de bunların içine ilave olacak değil mi senin? Tabii ki Haldun abiciğim. Bu şimdi başkanımın dediği gibi Türkiye'de ilk bir proje olduğu için gerçekten bankada kafasına yatırmaya çalışıyor. Biz de yatırmaya çalışıyoruz. Öyle hemen şey gibi değil bu. Misal söyleyeyim, bundan önceki yıllarda yaptığımız gibi işte Ramazan ayında fiş verelim. Bir aylık bu verelim. 12 aylık bir proje. Fiş verelim. Aynen. Fişi kişi gitsin bakkala versin, malzemesini alsın, ondan sonra gelsin belediyeden faturasını kessin, parasını tahsil etsin gibi bir şey değil. Böyle olmayınca da, çünkü bu işin doğrusu bu. Neden doğrusu bu? Öbürkü türlü fişi toplayacak, fişi kaybetme durumu var bakkalda kişinin. O fişi alıp belediyeye getirme durumu var, fatura kesmesi. Yani bayağı bir teferruatlı ve edameli bir iş. Geçecek, anında hesabına geçeceği için de çok farklı bir proje. Yani başardığımız an inşallah biz ona inanıyoruz. Hatta önümüzdeki süreçte bu pandemi olmasa genel başkanımız da gelecekti. Bendevi falan döken de gelecekti. İnşallah önümüzdeki süreçte biz işi tam anlamıyla oturttuğumuzda kendisini de burada misafir edeceğimize inanıyoruz. Çünkü bu projenin Türkiye adına bir başlangıç projesi olduğu için önümüzdeki süreçler bunu tetikleyecektir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Buyurun. Tabii çok güzel olur. Otururken mi? Buraya bakabilir miyiz? Böyle bakabilir miyiz? Evet. Şöyle.